Herkese merhabalar arkadaşlar. İntegral'e ait ikinci videomuzla karşınızdayız. Eğer bu videodan önce birinci videomuzu izlemediyseniz ona bir göz atmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Haydi beraber integral alma kurallarına başlayalım. Evet, a sabit sayı olmak üzere arkadaşlar. A çarpı dx'in integrali ax artı c oluyor. Burada neyi unutmuyorduk arkadaşlar? İntegral sabit olan c'yi unutmuyorduk değil mi? Hemen örneklerimize göz atalım. Evet, x dx'in integrali arkadaşlar nedir? Hemen bakalım. X kare bölü 2 değil mi? Üssünü 1 arttırıp arttırdığımız sayıya bölüyorduk. Buna bakalım. 3x kare arkadaşlar. 3x üzeri 3 bölü 3. O da ne yapıyordu? Bildiğimiz x üzeri 3. Tabii ki bunların yanına c'leri eklemeyi unutmuyoruz. Devam. X üzeri 4 dx'in integrali arkadaşlar. Üssünü 1 arttır ve arttırdığın sayıya böl. X üzeri 5 bölü 5 artı c. Evet, geldik kök x dx'e. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kök x dediğiniz şey kare kök x'in anlamı x üzeri 1 bölü 2 idi. Demek ki burada 1 bölü 2'yi 1 arttıracağız ve arttırdığımız sayıya böleceğiz. 1 bölü 2'yi 1 arttırdığımız zaman arkadaşlar 3 bölü 2 yapacak. Hemen yazayım şöyle. Ve bu sayıyı 3 bölü 2'ye bölelim. Artı c. Düzenlediğiniz zaman arkadaşlar ne yapacak? X üzeri 3 bölü 2. 2 bölü 3 ile şu şekilde ters çevirip çarptık. Artı c'ye dönüştü. Devam. Altta çok güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Ona da dikkat edin lütfen. X üzeri 3 artı x kare bölü x kare dx demiş. Arkadaşlar burada öncelikle sayıları sadeleştirelim. Yani ne yapacağız? X üzeri 3 bölü x kare dx artı x kare bölü x kare dx. İki parça haline ayırdım. Arkadaşlar x küp bölü x kare ne yapacak? X yapacak. X dx oldu artı bunları sadeleştirdim. 1 dx oldu. Devam. X dx'in integrali nedir arkadaşlar? X kare bölü 2'dir. Artı 1'in nedir? 1 dx'in integrali nedir? X'tir arkadaşlar. Bir de integral sabitimiz olan c var. Tamam mıdır arkadaşlar? Devam. Evet, çok güzel bir soru daha. İntegral x kare artı 1 bölü x çarpı diferansiyel x kare artı 3. Şimdi devam edelim. X kare artı 1 bölü x arkadaşlar iki parçaya ayıralım deminki gibi. Yani x kare bölü x artı 1 bölü x çarpı diyelim. Diferansiyel x kare artı 3 türevini alacağız yani arkadaşlar. Ne yapacak? 2x yapacak. Şimdi x kare bölü x'ten ne gelecek arkadaşlar? X gelecek. Artı x üzeri eksi 1. 1 bölü x bu demekti hatırlarsanız. Bir de çarpı 2x'i var. Bunu dağıtın içeriye arkadaşlar. 2x ile x'i çarptım. 2x kare. Artı 2x ile x üzeri eksi 1'i çarptım. 2 x değil. Ne yapar bu? 2 yapar. Evet. Hemen integralini alalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Üssü 1 arttırıyorduk. Ve arttırdığımız sayıya bölüyorduk. Dolayısıyla buranın integralini aldığınız zaman 2x üzeri 3 bölü 3 artı 2x artı c yapar. Değil mi? Geçtim. En önemli kısımlardan biri arkadaşlar. Lütfen integralde bu kısma çok dikkat edelim. İntegral alma işlemini ne yapmak için? Kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Burada genellikle arkadaşlar böyle zor bir kısma u, t diye dönüşüm yaparak işlemi kolaylaştırıyoruz. Fx eşittir u dönüşümü yapılır demişiz. İsterseniz soru üzerinden çok daha detaylı anlatalım bu kısmı. Hemen inceliyoruz sorumuzu. Evet arkadaşlar, parantez içine baktığınız zaman karışık bir ifade var. X kare eksi 3x artı 5 var. Dikkat ederseniz bu ifadenin türevi yer alıyor yan tarafta. O nedenle arkadaşlar parantez içindeki ifade yani x kare eksi 3x artı 5 ifadesine u diyerek dönüşümü yapabiliriz. Bakın bunu yaptığımızda işlem neye dönüşecek? Buraya u dediğiniz zaman integral u üzeri 3 çarpı. Ha bu arada her iki tarafın türevini almayı unutmayalım. Türevini aldım 2x, türevini aldım eksi 3 dx tabii ki eşittir du. Bakın burası neye dönüştü? Du'ya. Demek ki bu da aynı böyle bir ifadeye dönüşecek. E bunun integralini almak çok daha kolay. U üzeri 3'ün integrali arkadaşlar u üzeri 4 bölü 4'tür. Dolayısıyla
İntegrali tabi attık buradan. Artı c yaptık. U yerine artık en baştaki ifadeyi koyabilirsin. Neye u demiştik arkadaşlar biz? X kare eksi 3x artı 5 üzeri 4 bölü 4 artı c yaptık. Tamam mıdır? Evet. Geçelim. Evet. İntegral 5x eksi 2 üzeri 3 dx eşiti nedir denmiş. Arkadaşlar klasik şöyle yapıyoruz. Üstünü 1 arttırıp arttırdığımız şeye bölüyoruz. Üstünü 1 arttırdım 4. Bir de bölü 4. Burada ayrıyetten arkadaşlar içinin türevine de bölmemiz gerekiyor. İçinin türevi buradan ne gelecek? 5 gelecek. Dolayısıyla bunu düzenlediğiniz zaman 1 bölü 20. Şurası 20 yaptı. Çarpı 5x eksi 2 üzeri 4 artı c yapar. Burada içinin türevine bölmeyi lütfen unutmayalım. Evet, işte ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Dersin en güzel sorusu diyebilirim. Evet, burada köklü bir ifade verilmiş. İntegralinde o üzeri 12 eşittir x dönüşümü yapılırsa nasıl bir ifade elde edilir? Arkadaşlar isterseniz o üzeri 12 x eşittir x'in her iki tarafının türevini alalım. Ne yapacak? O üzeri 12 eşittir x dedim. 12 u üzeri 11 çarpı du eşittir dx. Hemen yerine yerleştirmeye çalışalım. İntegral. Şimdi arkadaşlar x yerine u üzeri 12 yazdığınızda ne olacak? 4. dereceden kök içinde u üzeri 12. Artı 6. dereceden kök u üzeri 12. Dx yerine de bu ifadeyi yazdım. 12 u üzeri 11 du. Burası u üzeri 3 geldi. Burası u üzeri 2 geldi. Devamında da arkadaşlar 12 u üzeri 11 çarpı du var. Evet arkadaşlar bu bir test sorusuydu zaten. Ben buraya şıklarını yazmadım. Böyle bir ifade karşımıza gelecek. Bunu en fazla nasıl düzenlersiniz? 12'yi içeriye dağıtarak yapabilirsiniz. Hatta biz bunu düzenleyelim. 12 u üzeri 11'i içeriye dağıttığımda ne yapacak? 12 u üzeri 14 artı 12 u üzeri 13 çarpı du şeklinde bir ifade gelebilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kopmayın arkadaşlar dersen integral çok önemli bir konu. Buradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Gelelim belirli integrale. Arkadaşlar belirli integralin belirsiz integralden tek farkı alt sınır ve üst sınır olması. Yani bize verilen fonksiyonun integrali alındıktan sonra alt ve üst sınırlı değerlerini yazarak bir sayı hesaplıyoruz. Evet. İsterseniz inceleyelim. Örneğimize bakalım. Bakın alt sınır burada 6, üst sınır 10. X artı 3 dx ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Yukarıda belirttiğimiz gibi arkadaşlar AB aralığında sürekli olacak bu fonksiyonumuz. İntegralini alalım. X'in integrali nedir? X kare bölü 2'dir. Artı 3'ün integrali nedir? 3x'tir. Ha burada arkadaşlar belirli integral sorularında c yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Alt ve üst sınırı 6 ve 10 şeklinde böyle ifade ettik. Tanımda söylediğimiz gibi. İlk olarak 10 ifadesini yazıyoruz. 10 üzeri 2 bölü 2 artı 3 çarpı 10. Bu ilk değer. Eksi çıkarıyoruz bakın. 6'yı yazalım artık. 6 üzeri 2 bölü 2 artı 3 çarpı 6. Hemen bakalım. 100 bölü 2 ne yaptı burası? 50. 3 çarpı 10'dan 10 geldi. Yani ilk parantezin içi 80. Eksi. Burası 36 bölü 2 yani 18 geldi. Artı 18 ne yaptı? 36. 80 eksi 36'dan ne yapacak arkadaşlar? 44 yapacak. Tamam mıdır? Evet bir es verelim. Arkadaşlar bu soruda da aynı yukarıda olduğu gibi ifadenin integralini alıp alt ve üst sınırı yerlerine yerleştireceğiz. Evet 12 x üzeri 11. Bunun integrali x üzeri 12'dir. Eksi 90 çarpı. X üzeri 9'un integrali nedir? X üzeri 10 bölü 10. Artı 4x'in integrali nedir arkadaşlar? 2x kare. Artı 2'nin integrali nedir? 2x'tir. Evet şimdi burada düzenleme yapabilir miyiz bir bakalım. 90 ve 10'u sadeleştirdiğinizde 9 gelecek. Yani x üzeri 12 eksi 9x üzeri 10 artı 2x kare artı 2x. Şimdi sırasıyla arkadaşlar alt ve üst sınırları yazmak gerekiyor ya. Burada alt sınırı yazmanıza gerek yok. Çünkü çıkardığınız zaman
X yerine 0 yazacağınız için hani 0'ın çıkarmaya bir etkisi olmayacak. Sadece üst sınırı yazarak işlemi ilerletebilirsiniz. X yerine 3 yazalım arkadaşlar burada. 3 üzeri 12 eksi 9 çarpı 3 üzeri 10 artı 2 çarpı 3 üzeri 2 artı 2 çarpı 3. Şimdi 9 nedir? 3 üzeri 2'dir. Bak 3 üzeri 2 3 üzeri 10 çarptın. 3 üzeri 12 yaptı. Bu ikisi birbirine götürdü. Burayı hesapla. 9 yaptı. 9'da 2'yi çarptım. 18 artı 2 çarpı 3 6. Yani işlemimizin sonucu ne etti? 24 etti. Harika bir soruydu arkadaşlar. Lütfen tekrar dönüp bakmanızı istiyorum. Gelelim. Belirli integralin özelliklerine. Evet arkadaşlar. Kolay bir kısım. Hızlı geçeceğim. Evet, belirli integralin ilk özelliği arkadaşlar, alt ve üst sınır eşit olursa ifade sıfıra eşit olur. Neden? Sonuçta sen integralini aldıktan sonra önce alt sınır, sonra üst sınır yazıp birbirinden çıkartıyorsun ya. Aynı değerleri birbirinden çıkartırsan sonucu ne eşitlemiş olursun? Sıfıra eşitlemiş olursun. Geçtim. İkinci özelliğimize bakalım. Arkadaşlar, eğer belirli integralde alt sınır ve üst sınır yer değiştirirse ifadenin işareti değişir. Yani pozitif ifade ise negatif ifadeye döner. Bu şekilde belirttik. Devam. Evet arkadaşlar, a küçük, b küçük, c olmak üzere belirli integrali parçalayabilirsiniz. Örnek veriyorum, mesela ne yapabiliriz? 2'den 6'ya fx dx diyelim. Bunu arkadaşlar önce 2'den 4'e fx dx artı 4'ten 6'ya fx dx şeklinde parçalayabilirsiniz. Bu şekilde ifade edebilirim. Üçüncü özelliği de anlattık. Dörde gelelim. Evet, ne demişiz arkadaşlar? A'dan B'ye k çarpı fx dx. Ha, burada integralin başındaki, yani ifadenin başındaki sabit sayıyı integralin başına alabiliyorsunuz. Dışarıya alabiliyorsunuz. Devam. A'dan B'ye fx artı gx fonksiyonların toplamının integrali arkadaşlar, ayrı ayrı integrallerin toplamına eşittir. Aynı fonksiyonlarda olduğu gibi limitte de bu özellik vardı. Lütfen hatırlayalım. Evet, çok güzel bir soruyla bu kısmı bitireceğiz. İnceleyelim. Neymiş? 2'den 4'e fx dx eşittir 12 olduğuna göre 4'ten 2'ye fx dx integralinin değeri kaçtı? Evet arkadaşlar, zor bir soru değil. Burada yapılan şeyi fark etmek sadece önemli. Nedir? İntegral sınırlarının yeri değişmiş sadece. Biz demin kaçıncı örnekte özellikle demiştik? Bakın, ikinci özellikle demiştik ki eğer alt sınır ve üst sınır yer değiştirse integralin işareti değişiyordu. Dolayısıyla burada da yapılan şey aynı olduğu için ne yapacağız? En başta verilen 12 ifadesinin işaretini değiştirerek sonuca ne diyeceğiz? Eksi 12 diyeceğiz. Harika bir ders oldu arkadaşlar. İntegral alma kurallarından bahsettik. Belirli integrale giriş yaptık. Belirli integralin özelliklerine değindik ve birkaç soruya değindik arkadaşlar. Lütfen sorularınızı çözün. Sormak istediğiniz bir şey olursa bizlere iletin. Videolarımızı takipte kalın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz.